Artık KYK zulmü gerçekten sona ermeli. İnsanların dayanacak gücü kalmadı. Yüzün üzerinde insan intihar etti bu süreçte. Binin üzerinde insan hastalanarak yaşamlarını kaybetti. Bu zulmün bir an önce bitirilmesi lazım. Biliyorsunuz ki KYK'lılar 7 yıldan beri tam anlamıyla bir düşman hukuku uygulanan bir kesim. Bu hak ihlalleri ve uygulamalar bugüne kadar 151'i bulmuştu. Çok kısa bir süre önce bu 152'ye çıktı. Antalya Film Festivali'nde seçilen KYK'ların hikayesini ve onur mücadelesini anlatan kanun hükmünde filmi orada gösterime alınmıştı. Ancak biz tam bu filmin tanıtımını yaparken jüriden ve tertip komitesinden bir haber aldık. Bu habere göre kanun hükmünde filmi yasaklandı festival komitesi tarafından. Bu bizi derinden etkiledi. Özellikle KYK'ları derinden etkiledi. Çünkü bu bizim filmimizdi. KYK'ların vermiş olduğu onur mücadelesini ifade eden, KYK'ların yaşadığı zulmü ifade eden bir filmdi bu. 3-4 günden beri sosyal medyada çok iyi aslında bir sahiplenme oldu bu filme karşı. Özellikle sinema örgütleri bu filmin yasaklanmasını asla kabul etmeyeceklerini ifade ettiler ve jüri çekildi, festivalden çekildi. 60 yıllık festival tarihinde böyle bir skandal olmamış. Biz KYK'lılar olarak, KYK platformu olarak bu yasağın hukuksuz olduğunu söylüyoruz ve bir an önce özellikle Festival Komitesi'ne ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bu filmin tekrar gösterime alınmasını talep ediyoruz. Eğer bu film gösterime alınmaz ise biz Türkiye'nin her tarafında bu filmi kendimiz göstereceğiz. Artık bu film bizim filmimiz. Yani sadece oradaki bu filmi çeken yönetmenin filmi değil, hepimizin yani tüm KYK'ların filmi. Bunun özellikle bilinmesini istiyoruz. Basın aracılığıyla da Türkiye kamuoyuna çağrı yapmak istiyoruz. Bu filme sahip çıkalım. Şimdi 7 yıldır yaşadığımız hukuksuzluğu zaten biz ifade ediyorduk. Diyorduk ki KYK'lılar haksız, hukuksuz bir şekilde görevlerinden ihraç edildiğini söylüyorduk. Mahkemelerde ceza alan insanların da hukuksuz gerekçelerle ceza aldığını söylüyorduk. Bugün bir haberle karşılaştık. İşte saat 3 civarında AİHM bir karar verdi. Bu karar tüm Türkiye'de KYK'lar açısından çok sevindirici bir karar olarak değerlendirildi. Bu karara göre KYK'lara yönelik haksız hukuksuz yargılamalar için açık ihlaller olduğunu net bir şekilde bu kararda altı çiziliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kendisine yapılan binlerce başvuru arasından pilot dava olarak seçtiği KYK'lı öğretmen Yüksel Yalçınkaya dosyasını karara bağladı. Tam 3 yılın sonunda AİHM bu dosyanın büyük dairede görüşülmesine ve itiraz yolunun kapalı tutulmasına karar verdi. Bu karara göre Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesini düzenleyen adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini. Yani bu şu anlama geliyor. Özellikle son 10 yılda ve 2016'dan sonra yargılanmaların adil olmadığını ifade ediyor ki bunu biz çok canlı şahidiyiz. Çünkü aynı gerekçelerle bir mahkeme başka karar veriyor, başka bir mahkeme başka bir kararlar veriyor. Dolayısıyla adil yargılanma hakkının bu ülkede ihlal edildiğinin kanıtıdır bu. 7. maddede düzenlenen kanunsuz ceza olmaz ilkesi zaten evrensel hukuk kuralları. Bu da yine KYK'lar için çok önemli. KYK'lar kendi yaptıkları faaliyetlerin veya gerekçe gösterilen faaliyetlerin kanunsuz bir şekilde suç şekline dönüştürüldüğünü iddia ediyorlar. Yine 11. maddede düzenlenen toplantı ve dernek kurma özgürlüğünün ihlaline karar verildi ki birçok insan mesela sadece 4500 KESK üyesi KESK'in yaptığı etkinlikler nedeniyle ceza aldı. Yine 31 bin aktif sen üyesi sendikal faaliyet sadece sendika üyesi olduğu için buradan ceza aldı.
veya işte diğer derneklerde, vakıflarda çalıştığı için insanlar ceza aldı. Bu maddede o anlamıyla çok önemli. Bunun yanında başvurucuya 11 euro tazminat ödenmesine karar verildi. Bu kararla Türkiye'de yürütülen ilgili yargı süreçlerinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin temel ilkelerine aykırı olduğu net olarak ortaya konulmuştur. Şimdi sizin aracılığınızla buradan şu çağrıyı yapmak istiyoruz. Anayasal hükümdür. Uluslararası mahkemeler Türkiye'yi bağlar. Yani bunun kötü örneklerini biliyoruz. İşte Osman Kavala, Demirtaş kararlarında olduğu gibi AİHM'in verdiği kararları içe sayan bir siyasi iktidar var. Ancak bu karar yüz binleri etkileyen bir karar. Yüz binlerce insanın davasının düşecek veya bugüne kadar yaşadığı zulümü bitirecek karar. Onun için siyasi iktidara ve mahkemelere buradan çağrı yapıyoruz. Bu kararın gereğini yerine getirin diyoruz ve son olarak şunu söylemek istiyoruz. Artık KYK zulmü gerçekten sona ermeli. İnsanların dayanacak gücü kalmadı. Yüzün üzerinde insan intihar etti bu süreçte. Binin üzerinde insan hastalanarak yaşamlarını kaybetti. Bu zulmün bir an önce bitirilmesi lazım. Bir kere şu konuda yani bu toplumsal mücadeleler böyle oluyor. Hani işte 8 milyon insan etkileniyor veya 1 milyon insan etkileniyor ama hepsi bu mücadele içerisinde olmuyor. Ama KYK'lılar açısından da gerçekten ilginçtir bu. Tabii bir mücadele geleneğinden gelmemiş bir topluluk. İşte güvenlik görevlisi olmuş zamanında, işte ne bileyim bir mücadele pratiği yok. O anlamıyla çok büyük hayal kırıklığı yaşamıyoruz biz. Hani biz işte 72 ilde örgütlü KYK platformu. Bu 72 il KYK platformu adına yaptım ben bu açıklamayı. Ama bundan sonraki süreçte dediğiniz gibi bu madde, yani bu ihlal kararı gördüğüm, sosyal medyada gördüğüm ve bize ulaşan dönütlerde insanlarda biraz daha moral motivasyon, bir umut oluşturdu. Ben de umarım bundan sonraki süreçte KYK'lılar haklarına sahip çıkarlar. Çünkü bunun toplumsal baskıyla hayata geçirilmesi gerekiyor. Yani siyasi iktidarın bu konuda puanı kötü. Yani biraz önce belirttiğim davalarda AİHM kararlarını tanımadılar. Tanımadıklarını söylediler. Bizi bağlamaz dediler. Yani belki de Bahçeli diyecek ki yarın AİHM'i de kapatalım diyecek. Yani Anayasa Mahkemesi'ni kapatalım dediği gibi. Onu da söyleyebilecek bir anlayış var. Ama bunu hayata geçirmek bizim ellerimizde, bizim mücadelemize bağlı. Bir kere KYK platformları dediğim gibi biliyorsunuz Adana İnsan Hakları Derneği'nde kuruldu. Ev sahibimiz Adana İnsan Hakları Derneği. KYK platformları bağımsız, her türlü düşüncede insanın bir arada olabileceği, bir insan hakları ihlali üzerinden bir araya gelmiş bir platform. Buradan hiç kimsenin çekinmesi gerekmiyor. Bugüne kadar KYK platformuna üye olduğu için kimseye yani soruşturma falan açılmadı. Çünkü biz haklı bir mücadele yürütüyoruz, meşru bir mücadele yürütüyoruz. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı peki KYK'lıları nasıl etkileyecek? Mücadele etmeyen KYK'lar için ne söyleyebiliriz diye bir soru sormuşsunuz. Buna bir kadın olarak bir cevap vermek istiyorum. Ben bir kitap okumuştum, Kadınların Barış Mücadelesindeki Dünya Deneyimleri diye. Gerek Kosova'da, gerek Sırbistan'da, gerek Türkiye'de savaşlar meydana geldi ve bu savaşları da bir barış inşasında kadınlar eliyle yapıldı. Ama nasıl bir süreçten geçerek bir barış inşa edildi sorusuna şu şekilde bir cevap verebiliyoruz. Türkiye'de bir savaş olması durumunda kadınlar hızlı reaksiyon verebilirken Kosova ve Sırbistan için bunlar çok da mümkün değildi. Çünkü bu insanlar herhangi bir şey için örgütlenmemişlerdi. Herhangi bir durumda beraber hareket etmemişlerdi ve bundan dolayı önce bir şaşkınlık, daha sonra bir kabullenme, daha sonra bir mücadele deneyimine girdiler. Ama Türkiye'deki insanlar zaten örgütlü oldukları için hemen tepki verip barışı inşa edebilmişlerdi. KHK zulmü içinde benzer bir şeyden bahsedebiliriz. Gerçekten bu insanlar daha önce ellerinde pankartlarla meydanlarda biz hak arıyoruz demeyen insanlar ve bir şekilde işte kendi kişisel yaşamlarına devam eden insanlar ama birden ne oldu? İnsanlar cezaevlerine girdiler. Cezaevleri sonrası cezaevlerine giren insanların aileleri bu böyle olmaz diye ellerine pankart alıp eylemler yapmaya başladılar ve bu şekilde hak elde edebildik ve bence
hakkımızı gerçekten bir araya gelerek elde edebiliriz. Şimdi sizler evlerinizde oturuyorsunuz ve çok kaygılısınız. Eğer daha fazla bir şey yaparsam başım daha fazla belaya girer gibi düşünebilirsiniz. Hayır, biz gerçekten beraber olursak, birlikte hareket edersek, birlikte bu haksızlıktır diyebilirsek hakkımızı elimize alabiliriz. Yüksel Yalçınkaya'nın kararı her ne kadar tekil bir örnek olsa da Yüksel Yalçınkaya mücadele etmeseydi bu kararı almayacaktı. Kaçımız AİHM'ye gittik? Kaçımız daha farklı bir mücadele ettik? Mücadele edersek kazanırız ama mücadele etmezsek gerçekten kaybedeceğiz. Bu anlamda bütün herkesi mücadeleye davet ediyorum. İnsan Hakları Derneği, bütün insan haklarını savunan bir dernektir. Bu derneğe bağlı KHK platformunda ise bizler KHK zulmüne son bulması için bir aradayız. Herkesi KHK platformuna davet ediyorum. Evet. Teşekkür ederiz arkadaşlar katıldığınız için.